uzak değil, neredeyse yanı başımızda, güney sınırımızın hemen dibinde, Yayla Dağı'nın tam karşısında Türkmen Dağı var ve yanıyor, kanıyor. Toprağa düşen her Türkmenle birlikte bir yanımız çöküyor, bir tarafımız sükut ediyor. Paris'e ağlaşanlar Türkmen kıyımına susuyor. Kerkük'te ölüyoruz, Tusurmatu'da kurşunlanıyoruz, bayır bucakta karadan ve havadan bombalanıyoruz ve Türkmen can veriyor. İnsanlık sanki kör, sanki sağır, vicdanlar kuru, kalpler kaskatı. Türkmenlerin hayat ve varlık haklarına göz dikilmiş, kimsenin umru değil. Asırlardır bayır bucakta yaşayan soydaşlarımıza nefes almak çok görülüyor. Zalimlerin uçakları, kara birlikleri habire ölüm yağdırıyor. Bayır bucak Türkmenlerine karşı yaklaşık 10 gündür süren 65'e yakın şehit, 200'den fazla yaralı verilen şiddetli saldırıları kınıyorum. Hayata gözlerini yuman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Destek ve dualarımız şartsız Türkmen kardeşlerimizdedir. Bizim için Türkmen Dağı'nın Erciyes'ten, Toroslar'dan hiçbir farkı da yoktur. Özellikle Rus ve Esad güçlerinin insanlığı yok sayan saldırganlığı sonucunda kaybedilen Çanlıköy'ü ve Kızıldağ bölgesi yüreklerimizdedir. Milliyetçi Hareket Partisi bir heyet halinde Hatay'a birkaç gün içinde intikal edecek. Gelişmeler yakından takip edilecektir. Türk milleti soydaşlarının dram ve felaketlerini üzülerek izlemekte ve devletin tüm imkanlarıyla daha aktif olmasını beklemektedir. Çok konuşarak bir şey olunsaydı aslan değil papağan orman kralı olurdu. Bu nedenle konuşmak yerine isabetli eylem ve icraata geçilmelidir. Hazreti Mevlana der ki alev odunun çokluğundan üzülür mü? Kasap koyun sürüsünden korkar mı? Tehdit fazla diye sinmek, ağırdan almak doğru mu? Aynayla terazi. Birisi incinecek yahut utanacak diye doğru söylemekten nasıl sakınmazsa biz de gerçekleri haykırmaktan korkmayacağız. Türkmen kardeşlerim merak buyurmayın, haklısınız, inanıyorsunuz ve mutlaka da kazanacaksınız. Her zaman da sizlerleyim.